Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar ünitesinde bir başka konu olan aralarında asal sayılar. Evet. Asal sayıların ne olduğunu gördük. Şimdi aralarında asal sayılar neymiş onu bakalım. Hocamız bize öğretecek. İki sayının bir dışında ortak bölen yoksa bu sayılar aralarında asal diyoruz. İki sayı bölen zaten bir bütün sayıları bölecek. Ortak sayımız yok hocam. Örneğin 10 ile 11. Hem 10'u hem 11'i bölen sayımız var mıdır? Şimdi aralarında asal olması için bu sayıların her birinin ayrı ayrı asal olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Aralarında asallık bölenlerinin olmaması. Ortak demek. Bölen olmaması. Anladım. 9 ile 25. Mesela 9 3'e bölünür. Asal değil. 25 de asal değil. Ama aralarında asal bunlar. Başka mesela 15 ile 17 mesela asallayalım. 17 aynen. Gibi. Anladım. Ortak bölen yoksa biz bunları aralarında asal diyeceğiz. Kendi sayıların bireysel olarak yani asal olması gerekmiyor arkadaşlar. Aynen. Onu söylemiş olalım. Onları burada belirtiyoruz zaten. Asal olmayan sayılar aralarında asal olabilirler. Bunu söyledik demin. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela 10 ile 49. 10 asal değil. 49 da asal değil. Ama bakarsak 10 aralarında. Ile 49'u bölen ortak sayımız yok. Olmadığı için aralarında asaldır. Bu çok önemli. Ardışık sayılar kesinlikle aralarında asaldır. 5 ile 6. 100 ile 101. İstediğiniz ardışıklara bakarsanız ardışık sayılar kesinlikle aralarında asaldır. Asal iki sayı aralarında asaldır. Asal iki sayı aralarında asaldır. Aynen. Sayılardan ikisi de asalsa zaten kafadan. Doğru yani. Bunlar aralarında asaldır. Aynen öyle. Sayılardan biri asal sayı ise iki sayı aralarında asal olmayabilir. Neden olmayabilir hocam? Mesela örneğin, 7 olabilir. 13 ile adam uyanıklık yapar. Buraya 13'ü katını atar. 26 atar. Dersin ki bu asal sayı. Demek ki bu da o zaman ortak bölen yok. Aslında bu da 26, 13'ün katı olduğu için bunlar aralarında asal değil. Olmayabilir demişti zaten. Aralarında asal. Aynen 7 ile 21, 13 ile 32, 13 çünkü 3 katı değil mi onlar? Aynen hocam. Asalın katını verdiği zaman aralarında asal olmuyor. Bunlar olmazdır. Sorulara geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asaldır? 10 ile 24. Ortak çarpanı var mı? Var tabii ki. Bunlar çift rakam olduğu için zaten 2 ile bölünebiliyor. Aynen. O zaman aralarında asallık demek aslında çift sayı demem olmaması anlamına da geliyor olabilir mi? Gibi hocam. Çünkü çift sayıların hepsi 2'ye bölünebildiği için. İkisi de çiftse kafadan silebilirsin. Aynen öyle. 15'te 42. Baktığımız zaman 3'e bölünebiliyor galiba. Aynen hocam. İkisi de 3'ün katı. 28'de 35 bunlar 7'ye bölünür. 7 kere 4 28, 7 kere 5 35. 4 ile 15 ortak böleni yok. Yok o zaman cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerde hangisi 30 sayısı ile aralarında asaldır? Yani 30 ile ortak bir böleni yoktur. Evet. 30'u şöyle hemen bir gözümüzde 30'un çarpanlarına yazalım hocam. 2, 3, 5, 6. 6 zaten 2 ile 3. Asallara bakalım. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7. 2 var. Buna bay bay diyoruz. Tamam. 33, 3 çarpı 11, 3'ler ortak. Doğru. Bay bay. 50 zaten çift. 50 zaten çift. Kafadan 2 aynen. Zaten. 77'nin çarpanları 7 ve 11. 11. Ne 7 ne de 11 ortak değil. Dolayısıyla cevabımız aralarında asaldır diyebiliriz. Olacak, evet. Buna bakalım hocam. X artı 2 ve Y eksi 3 aralarında asalmış. X artı 2, Y eksi 3 aralarında asalmış. Bunun bölümü 24 bölü 30 olduğuna göre x artı y kaçtır? Şimdi x artı y'yi bulacağız. Bu x artı 2 ve y eksi 3 aralarında asal ise x artı 2 24, y eksi 3 30 olamaz. Olmaz çünkü 24, 30 aralarında ortak böleni var. Aynen. O zaman biz bunu sadeleştirelim. 24, 30'u bölen en büyük sayımız 6. 24'ü 6 bölüyor doğru. 24'ü 6'ya bölersek 4, 36'ya bölersek 5. Demek ki x artı 2 4'e bölü y eksi 3 4 bölü 5 x artı 2 o zaman hocam 4'ün kendisi o zaman x 2 oluyor. X burada 2 olur. Y eksi 3 burada 5'in kendisi olur. Y de burada 8. Toplarsak eğer 10 olur. Toplam 10'u bulmuş oluruz. Anladım. Evet. O zaman mümkün olduğu kadar sadeleştiriyoruz. En sade halini yazıp ona eşitliyoruz. Anladım. Bir diğer sorumuz hocam. Aşağıdakilerden hangisi 45 ile aralarında asal değildir? 16. 45'in çarpanları 3 çarpı 3 çarpı 5. 16'nın çarpanları 16 2 üzeri 4 zaten. Ortak çarpanımız var mı? Yok. Aralarında asal. Aralarında cevabımız asal. Bu değil ama. Aralarında asal olmayan arıyoruz biz. Anladım. 28 2 çarpı 2 çarpı 7 ortak çarpanımız yok. Aralarında asal. Bunu aramıyoruz. Evet.
77, 7 çarpı 11 aralarında asal. Bunu da aralmıyoruz. 81, 3 üzeri 4. Zaten 3 ile çarpılabiliyor. İkisi de 3'e ve 9'a bölündüğü için. O zaman 81 ile 45 aralarında asal değil arkadaşlar.